Sevgili dostlar, daha önce yayınladığım bir videoda egzersizin birçok kronik hastalıkta tedavi edici rolünün olduğunu anlatıp özellikle yaşlılıkta egzersizin öneminden bahsetmiştim. Kronik hastalıklarda sadece hekimden gelecek bir ilacın tek başına çözüm olmadığını anlatmıştım. Maalesef kolaycılık içimizde var. Bu bölümde de egzersizin şişmanlık, kalp damar hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani bilinen ismiyle hastalığın baş harflerinden oluşan KOAH, diyabet yani şeker hastalığı, kanser ve kronik ağrı üzerindeki kanıtlanmış etkilerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şişmanlığın oluşumundan iki şey sorumludur. Uygun olmayan beslenme şekli ve hareketsizlik. Bu ikisini beraberce düzene sokmadığınız sürece kilo verme şansınız çok yoktur. Üstelik bunu bir diyet ve kısa süreli bir egzersiz programı olarak değil, bir hayat şekli olarak benimsemenizde fayda var. Yıllar önce bir hastam kolunu gösterip, "Bütün bunlar çay. Çay içtiğimden böyleyim." demişti. Tabii böyle bir şeye inanıyorsanız sizi ikna etmen çok zor. Egzersiz, bireyin enerji tüketimini arttırdığı gibi metabolizmayı da hızlandırdığı için egzersiz yapılmayan ara dönemlerde de yağ yakımınızın daha fazla olmasını sağlar. Şişman hastalar için haftada 30'ar dakikalık egzersiz öneriliyor. Bu bireylerde kas iskelet sistemi yaralanması olmaması için fiziksel aktivite yavaş yavaş arttırılır. Vücut ağırlığının %5'inden daha fazla kilo kaybı bekleniyor ise haftalık 300 dakikalık orta yoğunlukla egzersiz önerilir. Üstelik kendinizi kısıtlamaya da gerek yok. Birçok egzersiz türü bu öneri için uygundur. Bunlar için de yürüme, dans, bahçe işleri gibi neyden hoşlanıyorsanız onu yapabilirsiniz. Televizyonda size hiç faydası olmayacak dedikodu programlarını seyretmektense kulaklığı takıp müzik dinleyerek yürüyüş yapmayı denediniz mi? Bunu yürüyüş bandı da yapmaktansa açık havada yapın. Başlarda kendinizi zorlamayın. Bırakın gezinti tarzında olsun. Yapabildiğinizi gördükçe bir dahaki sefer daha fazlasını isteyeceksiniz. Egzersize direnç egzersizlerinin de eklenmesi özellikle iç organ yağlanmasını azaltmasından dolayı birçok hastalıktan korunmada da fayda sağlar. Hastalarıma hep önerdiğim spora başlayacaksanız eğer bir anda yüklenmeyip her hafta bir önceki haftaya göre %10 oranında tempoyu veya süreyi arttırmaları yönündedir. Bu konuda son olarak söyleyeceğim şey ise egzersizin mutlaka sağlıklı bir beslenme şekliyle desteklenmesi gerekliliğidir. Fiziksel aktivitenin kalp ve solunum sistemi üzerindeki faydaları da geniş olarak çalışılmıştır. Kalp hastalığı ve inme riski egzersizle birlikte belirgin olarak azalıyor. Düzenli egzersiz atar damarlardaki sertliği azaltıp tansiyonu düşürür, kan yağlarında düşmeyi sağlar ve istirahat halinde oluşabilecek kalp krizi riskini de azaltır. Bu konuda genellikle kabul gören ve önerilen aerobik yani zorlamadan uzun süreli egzersiz olmakla birlikte direnç egzersizlerinin eklenmesinin de yarattığı faydalar genel olarak göz ardı edilmiştir. Kas kitlesini arttırmaya yönelik egzersizler de diğer aerobik egzersizler kadar faydalı olup egzersizin yarattığı olumlu etkileri tamamlar. Tarihsel olarak birçok çalışmada direnç egzersizlerinin ve tek başına yapılan kas güçlendirici egzersizlerin damar sertliğini arttırdığı düşünülmekteydi. Fakat son çalışmalar damar sertliği açısından direnç egzersizlerinin böyle bir etkisi olduğu konusunda şüpheler yaratıp hatta tam tersine damar sertliğinde düzelme yaptığını da göstermiştir. Egzersizlerin koroner kalp hastalığında ölüm riskini azalttığı, hastaneye tekrar yatış oranını düşürdüğü gösterilmiştir. Hatta belirli kalp yetmezliklerinde egzersizin güvenli uygulanabileceği ve hastaların hayat kalitesini arttırdığı da kanıtlanmıştır. Genellikle sigaraya bağlı akciğer fonksiyonlarının bozulması şeklinde tanımlanabilir. Bu hastaların soluk soluğa kalıp uzun süre yüksek yoğunluklu spor yapamayacağını tahmin edebilirsiniz. Bu konuda bize yardımcı olmasını beklediğimiz tıbbi kılavuzlar, hangi egzersiz türünün KOAH hastalarında yapılabileceği konusunda çok yardımcı olmamakla birlikte, genel kabul gören bu hastalarda dayanıklılık ve direnç egzersizlerinin faydalı olabileceği yönündedir. Tip 2 diyabette yani ilaçlarla kontrol edilebilen şişman tip şeker hastalığında egzersizin tedavi edici ve koruyucu özelliği çok iyi biliniyor. Hatta tip 1 diyabette yani insüline bağımlı, genelde gençlerde gelişen şeker hastalığında bile her ne kadar egzersiz sırasında kan şekerinin düşme ihtimali olsa da bu hastalarda bile egzersiz insülin ihtiyacını azaltıp beslenme rejimini düzene sokabilmektedir.
Hatta 14 çalışmadan derlenen bir meta analiz sonucu egzersizin hemoglobin A1C seviyesini belirgin derecede düzelttiğini gösteriyor. Bu arada hemoglobin A1C vücutta diyabetin uzun süreli olarak kontrol altında tutulup tutulmadığını gösterir. Yani şeker hastalarında kan şekeri regülasyonu egzersiz ile daha iyi hale gelmektedir. Öte yandan bu çalışmaların gösterdiği kan şekerini düzelseniz bile kilo verme beklediğiniz gibi çok fazla olmamaktadır. Bu çalışmaların birçoğunun önerdiği haftada 3 defa 50 dakika orta yoğunluklu aerobik egzersiz, bazılarının önerdiği ise ilk olarak direnç egzersizlerin yapılması yönünde olduğudur. Egzersiz ayrıca eşlik eden kalp damar hastalığı, hiperlipidemi ve hipertansiyon gibi problemleri de azaltabilmektedir. Fiziksel olarak hareketli olmama ve şişmanlık meme kanseri, kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri, endometrium kanseri yani rahim kanserini arttırmaktadır. Öte yandan egzersiz yapanlarda bu kanser türlerine yakalananlarda kanserin tekrarlama riski %60'lara varan oranda azalmaktadır. Diğer kanser türleri için ise daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda farenin teker döndürme modellerinde egzersiz tümör çapının küçülmesini sağlıyor veya oluşum ihtimalini azaltıyor. Egzersiz tümörler üzerindeki bu etkisini bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek yapıyor. Sırt ağrısı yaş ilerledikçe ciddi bir sorun olur. Ekonomik üretkenliğe de engel olan bir problemdir. Akut bel ağrısında genel olarak tıbbi literatür egzersizi fazla önermese de kronik ağrı durumunda egzersiz ağrı seviyesini düşürür, fonksiyonları arttırıp işe dönmeyi hızlandırır. Öte yandan belirgin bir doku yaralanması olmadan bireyin ağrı duyduğu durumlarda yani kronik ağrıda da egzersiz hastanın ağrılarında belirgin azalma yaratmaktadır. Bunun en tipik örneği fibromiyalji durumunda egzersizin çok işe yaradığıdır. Aslında çok konuştum ama fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şöyle etrafınıza bir bakın. Spor yapan aktif bireylerin ne kadar sağlıklı göründüğünü ve mutlu olduklarını fark edeceksiniz. Bütün bunları göz ardı etmeyip siz de hayatınız ve sağlığınız için bir şeyler yapın ve bugünden itibaren küçük küçük de olsa hareketlenin. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.